Merhaba arkadaşlar, İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde hazırladığımız Facebook'ta Yüz Yüze programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye'de siyasi havanın değişmesiyle sık sık revizyona maruz kalan Türkiye eğitim sistemini değerlendireceğiz. Hocam, bu değişimi nasıl yorumlarsınız? Sık sık değişmesi eğitime katkını sağlar, zarar mı sağlar sizce? Eğitim sistemi yazboz tahtası. Kanıtlayalım söylediğimizi. AK Parti iktidarı döneminde en çok bakan değiştiren bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. 6 tane bakan değiştirmiş. Türkiye'de eğitim sistemi diye bir şey yok. Bunu yine kanıtlayalım. Dünyanın önüne gelen üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yok. Belki Boğaziçi'ni söyleyebiliriz. O sıralamalar çıkıyor. Ben orada görmüyorum. İlk yüze giren okul göremiyorum orada. Öte yandan 12 sene eğitim veriyorsun adamlara. Okul yapıyorsun. Kitap, defter, hademe, ısıtma, öğretmen maaşı falan. 12 sene eğittikten sonra işte o giriş sınavlarında falan kaç binlerce insanın sıfır çektiğini görüyoruz. Yani inanılmaz bir kaynak harcıyoruz, karşılığında hava alıyoruz. Birisinin onun için oturup bu klişelerden kurtulması ve bu soruna başka bir açıdan bakması lazım. Bugüne kadar işte büyürken biz aman eğitim çok önemlidir, eğitim şart, mart diye şey yaptık, milli eğitim, devlet eğitim. Oysa devlet eğitimi dediğiniz şey iktidarı ele geçirenlerin kendilerine bir iki nesil sonra seçmen yaratmak için insanları, çocukları alıp bir kalıba sokmaya çalışmasıdır. Evet. 2002'den önce bu vardı. Bunu hep söylüyorum. 2002'den sonra da farklı bir zihniyet geldi. Muhafazakar bir hayat tarzı. Ne dedi şey Erdoğan birkaç sene önce? Anaokulundan itibaren belli bir hayat tarzı öğreteceğiz çocuklara. Yani sen bana 5 yaşında 60 aylık çocuğunu vereceksin, ben onu eğitimden önce bir şekle sokacağım, bir tornaya sokacağım. Onun için şimdi eğitim diyoruz, demin dediğim gibi örneklerini verdim. Nedense devlet okullarında başarı çok sınırlı. Ama adam geliyor bizim Liberal Demokrat Parti'ye de sohbet toplantılarına geliyor. Ben eğitimin özelleşmesine karşıyım, onun özelleşmesine karşıyım. Peki baba, ben sosyal demokratım diyor. Tamam baba, tamam, saygı duyuyoruz. Ama diyor, ceketimi satarım, çocuğumu özel okulda okuturum. Nedense herkes çocuğunu özel okula sokma. Demek ki bir şey var özel okulda. Şimdi biz eğitim özelleşmeli dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. Millet sanıyor ki Liberal Demokrat Parti, liberaller kafayı yedi, sadece zenginler okusun, fakirler okumasın diye bir sistem getireceğiz. Hayır, bu böyle bir şey yok. Bizim istediğimiz devlet, şimdi rakamlara geçeyim önce. Sosyal demokrat arkadaşlar, devlet eğitiminin bedava olduğunu zannedenler, rica ediyorum iyi dinleyin kardeşim. 2017 bütçesine devlet okulları için 122 milyar eski parayla katrilyon bütçe ayırdılar. 122 milyar 2017'de. Bu para devletin parası diye bir şey yok. 20 senedir bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bu para Türk milletinin cebinden alınacak para. Aslında şimdi zannediyoruz ki vergi nasıl olsa holdingler falan bile hayır efendim, asgari ücretler, çalışanlar, bordrollar veriyor vergi. Otobüse binerken bilet akbil bastığınızda vergi veriyorsunuz. Sabah yüzünüzü yıkamak için suyu açtığınızda kaçak su kullanmıyorsanız vergi veriyorsunuz kardeşim. Televizyon seyrederken, beni şimdi dinlerken vergi veriyorsunuz. Açın bakın faturalarınızı. 122 milyar Türk milletinden alınacak. Bu para ne demek biliyor musunuz? 122 milyar. 300 iş günü deyin. 120 milyar. Yuvarlayalım rakamları. Bu okullarda toplanan yardım paraları falan buna dahil değil ha. 300 iş günü. Günde 400 milyon. 400 trilyon. Bu bedava sandığınız eğitime
vergi veriyorsunuz. Bunu böldüm 75 milyona, çarptım 4'le, günde aile 4 kişilik her aileden ortalama 21 lira eğitime vergi gidiyor. Çocuğun olsun olmasın. Günde 21 lira, 30'la çarp, 600 lira ayda. Ayda 600 lira Türk milletinin cebinden çocuğunu özel okula gönderirsen özel okul parası veriyorsun. Bir de el alemin çocuğunu devlet okulunda okutmak için değil de işte göndermek için 600 lira para veriyorsun. Eğitim bedava en büyük yalandır. Neresi bedava bu? Vergi gidiyor. O senin cebinde kalacak para. Şimdi biz diyoruz ki kardeşim, fakir ülkeler, Türkiye'de öyle gelişmekte olan ülke derler, fakir ülkedir. Sermaye yoktur, birikmemiştir. Onun için sen biriktirdiğin parayı ülkende verimli kullanman lazım. Öyle verimsiz işlere 122 milyarı böyle sıfır netice getiren eğitime yatırırsan akıllıca bir siyaset gütmemiş olursun. Peki ne yapalım? Biz diyoruz ki zengin parasıyla yine okusun. Zaten okuyor. Özel okula gidiyor zenginin çocuğu. Parası olmayan insanın da çocuğu özel okula gitsin. Kaliteli, o kalitedeki eğitimi alsın. O kalitedeki okullarda okusun. Onun parasını devlet özel okula ödesin. Bizim dediğimiz özelleştirmeden kastımız bu. Şimdi devlet eğitimi dediğiniz zaman, ya devletin, kardeşim devlet dairelerinde vergi memurunu görüyorsun, sokakta polisini görüyorsun, adliyede hukuk adamını görüyorsun, siyasetçisini görüyorsun. Eğitmeninin ne olacağını zannediyorsun. Ha? Bunu bir kere gözden geçir. Diyoruz ki, bak her sektörün, her işin artık dünyada uzmanlaşmış özel şirketleri var. Şimdi bak şurada karşıda dev bir otel yaptılar. Marriott. Diktiler oraya. O oteli gelip de dünyanın en büyük otel şirketlerinden Marriott yapmadı. Birisi yaptı. Bir iş adamının arazisiydi orası veya belediyenin arazisiydi. O birisine verildi. Ama o oteli o Laz iş adamı işletmiyor. Oraya diken müteahhit işletmiyor. Uzmanı firmaya veriyor. Havaalanı yapıyoruz. TAV diye şirkete veriyoruz. Dünya çapında havaalanı işletme şirketine. Zenginler hastane yaptırıyorlar iş adamları. Kendileri işletmiyorlar hastaneyi. Hastane yönetim firmalarına veriyorlar. Böyle dünya çapında eğitim firmaları da var. Eğitim işte şeyden müfredattan anlayan, çocuk psikolojisinden anlayan, pedagojiden anlayan. Bilimsel eğitim. Bilimsel eğitim. Bunu da özel okullar yapıyor zaten. İşte diyoruz ki devlet dediğim, yani devletin memurundan al eğitimi. Tamamen devletin, bak şöyle bir şey yapalım. Sosyal demokrat arkadaşlar da rahatlasınlar. Türkiye'de en başarısız olan en kötü iki ili alalım. Bunlar genellikle Ağrı ile Muş oluyor. Kimse alınmasın ama gerçek rakamlar böyle. İstatistikler öyle gösteriyor. O iki ilde ilkokul, ortaokul, liseleri oradaki öğretmenlere devredelim. Devlet elini çeksin. Müfredata minimum karışsın. Atıyorum orada şimdi öğrenci başına devlete maliyet 5 bin lira mı seçiyor? 10 bin lira mı? Her neyse. Oradaki 100 bin öğrenciye ayrılan bütçeyi özel okulmuş gibi o okulu yöneten öğretmenlere verelim. Tamam, başarı ciddi oranlar. Özel işletme zihniyetiyle, özel okul zihniyetiyle rekabet içinde yapsınlar. Yani caddenin bu tarafındaki ortaokulu bir öğretmen grubuna verelim. Karşısındaki liseyi bir başka öğretmen, yani rekabete girsinler kendileri arasında. Biz o parayı ona verelim, öğretmeni kendi bulsun, maaşını kendi ödesin. Müfredata devlet asgariyi karışsın. 5 sene bir test edelim bu bölgeyi. Eğer o iki ilimizde eğitimin düzeyi artmazsa, gençlerin, çocukların başarıları ülke çapındaki ortalamada artmazsa, biz bu teklifimizden vazgeçelim. Bu işe yaramıyor diye. Ama artarsa o zaman
Türk milletinin cebine vergisini kurtarmış olacağız. Çocuklara daha iyi eğitim verilmiş olacak. Paramızı verimli harcamış olacağız. Hem de eğitimin çıtasını rekabet ortamında yükseltmiş olacağız. Biraz da öğretmenlerin gelirlerine katkı sunmuş olacağız. O da olacak. Parayı bir motivatördür. Öyle tabii ki. Tabii ki. Şimdi onun için demek istediğim, yani kimse sanmasın, biz diyoruz ki eğitimi yine maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının eğitimini devlet yine finanse etsin. Ama okulu devlet işletmesin. Yani devletin okulunda öğrenciler bilirler, bir yandan kalorifer yanar, bir yandan camlar açıktır. Tamam mı? Kimin umurunda? Devletin malı yemeyenin. Ama bu zihniyetle rekabet ortamında okulların kapışması, yarışa girmeleri falan önemli şey. Yani bizim savunduğumuz sefalette, verimsizlikte eşitlik yerine kalitede eşitliği sağlayalım. Maddi durumu 122 milyardan daha ucuza getiririz. İnanılmaz bir tasarruf sağlarız. Ondan sonra bu sağladığımız tasarrufu da vergi indirimi olarak elektriği ucuzlatalım. Ne kurtardıysak oradan. Ulaşımı ucuzlatalım. İnsanların cebine vergi indirimi olarak bu tasarrufu sağlayalım. Onun için bunu ikna etme tabii yanlış anlaşılıyor. Eğitim özelleşsin deyince Türkiye'de özelleştirme bir küfür gibi öğretiliyor. Biz özelleştirme kardeşim, hangi sektörde olursa olsun işi erbabına vermektir. Ehil ama. Ehline vermektir. Ki daha verimli işlesin, kaynaklar daha verimli harcansın, daha çok katma değer yaratılsın. Eğitimle sağlık da bu zihniyetle yönetilmeli diyor Liberal Demokrat Parti. Hocam arkadaşlar İmam Hatipler'le ilgili çok ard arda sorunlar geliyor. İmam Hatipler sizce kapatılsın mı yoksa özgürce eğitimle devam mı etsin? Çünkü zaman zaman görüyoruz. Şimdi daha önce işte daha geçen hafta bahsettiğiniz gibi kızlara kravat takıp rap rap yürütüyordu. Karma eğitim problem olmuştu. Şimdi İmam Hatipler'e tepki dönüyor. Sizce bu iş nasıl bir dengeye oturabilir? Ya şimdi buna iki yol izlenebilir. Birincisi ben çocuğumu bir mesleğe yetiştireceksem meslek okuluna gönderirim. Yani çocuğumun doktor olmasını istiyorsam alıp da elektrik teknisyenlik meslek okuluna göndermem. Onun için meslek okullarının belli müfredatı olmalı. İmam Hatipler madem bu kadar talep var, çok talep olan yerde İmam Hatipler de özelleştirilsin. Parasını veren oraya göndersin çocuğunu. Göndermek illa oraya göndermek isteyen, demin dediğim gibi devlet ayrımcılık yapmasın. Şimdi bakın, okullarda kimin ne okuyacağını, çocukların hangi okula gideceğine piyasa karar verir. Bir iş alanında talep varsa bir mesleğe, iş dünyası bu talebi yansıtır piyasaya. Akıllı üniversiteler ona göre o talebi karşılayacak okullar, fakülteler, kurslar açarlar. Bunlar devletin işi değildir. Üniversitenin bu talebini gören meslek liseleri ona göre müfredat belirlerler. Yani bunu Ankara'daki devlet memuru, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki adam bunu fark edip de bunu yapamaz. Piyasa kendi kendini dengeler. Ondan sonra ne öğretmen açığı olur, ne ahçıbaşı açığı olur, ne garson açığı olur, ne bir şey olur otellerde. Yani onu bırakırsınız, aynen öyle. Hocam arkadaşlar özelleştirirken işin ehlini nasıl bulacağız? Bekliğiniz ne olur? Öğretmenlere. Öğretmenlere. Öncelikle şimdi bakın, bu işe çok talep olur. Çünkü dev özel okullar var şimdi. Ne bileyim, bir Bahçeşehir var, bir MEF okulları var, ENKA okulları var. Buna millet yırtınıyor, çocuğumu oraya göndereyim burslu olsun diyerek. Bir kere onlar var. Onlar büyük yerlerdeki şeylere talip olurlar. Şehirlerde öğrencinin çok olur. Ama demin verdiğim örnekte, yani Ağrı'nın bir ilçesinde bir köyündeki okulu nasıl özelleştirirsin diye düşünebilirler. O zaman oradaki 5 tane öğretmene, köy okulundaki 3 tane öğretmene diyeceksin ki bu köyde ve çevre köyde senin toplam 50 öğrencin var. Ben sana
Atıyorum 10 bin lira maliyeti varsa bir öğrencinin, sana 500 bin lirayı vereceğim ama yıl sonunda, öğrenim yılı sonunda test ederim. Biraz Amerikan sistemine de yakın. Hayır. Amerikan sistemiyle alakası rekabet yok. Hayır. Bunun Amerika'daki falan sistemler, Amerika'da ağırlıklı olarak devlet okulları vardır. Orada kupon sistemi vardır. Mesela bizim de bunu uygulayabileceğimiz zamanı geldiği zaman bir sistemdir o. Hatırlıyor musunuz? Meslek edinme kursları belediyelerin akredite ediyordu belediye. Git orada hangi kursu istiyorsan özel kursa git. Para verme, kupon ver. Tamam mı? Şimdi parayı sen, şimdi 10 bin lirayı diyelim, 10 bin lira afaki rakam. Senin iki çocuğun var, 20 bin lira devlete eğitim masrafı var. Bu 122 milyar vergiden çıkacak. Diyelim ki 10 bin lira çocuk başına maliyet. Sen 10 bin lirayı alıp aileye vermiyorsun. O para ne olur bilemezsin, çocuğun eğitimine mi gider gibi. Sen bunu öğretmene, okul idaresine yatırıyorsun. Evet, direkt eğitim için. Ama yıl sonunda da bir sınavdan geçiriyorsun çocukları. Onu mesela anlaşmak. Mesela Amerika'da okumaya çalışanlar üniversiteye girerken falan, işte SAT vardır, GRE vardır, GMA, farklı sınavlar vardır. Siz sanıyor musunuz ki o sınavları devlet veriyor, Amerikan Milli Eğitim Bakanlığı? Hayır. Bunların hepsi özel sınav firmaları. Uzmanları tarafından hazırlanıyor. Üniversiteler, liselerde bakıyorlar bu adamları. Bunlar yeterli diyorlar. Gayet güzel. Bizim standartlarımıza uyan bir sınav veriyor. O zaman herkes 25.000 doları bastırıyor. O sınava giriyor. Özelleştirilmiş bu işler. Onun için devlete bırakılmamış. Devlete bıraktığınız zaman işte diyorum 12 sene eğitiyorsun. Okul yapıyorsun, kitap veriyorsun, hademesi, öğretmeniz, ısıtması, cartı, cürtü. 12 sonra sıfır çekiyor. Şu saksı çiçeğini yapsan sıfır çekecek, sınava soksan 12 sene sonra. Sıfır maliye. Bunun sorgulanması lazım. Çünkü bir milletin vergisi bu. Şimdi bak Mecidiyeköy, metrobüs durağında bekleşen insanların vergisinin derdindeyim ben. Yoksa fakir okumasın, zengin işte parasıyla okusun falan, böyle bir derdim yok benim. Hocam, vergilerimizi kullanmak demişken proje okullar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü büyük bir kaynak ayrıldı şu an oraya. Oraya doğru aktarılacak bu iş. Sizin düşünceniz ne? Proje okulları iyi işleyen bir sistemi tekerine çomak sokmak. Oradaki proje okulları dedikleri Türkiye'nin en iyi 100-150 okulundan öğretmenleri aldılar. O öğretmenler ki yani herhalde onların verdikleri eğitim sayesinde bu okullar isim yaptılar. Bir sürü siyasetçi oradan mezun oldu. O okullardan mezun oldu. Farklı görüşlerden siyasetçiler o okullardan. Sağcısı, solcusu. Demek ki orada bir şey öğretiliyor. Bir şahsiyet olmak, bir şey. Evet, aynen öyle. Fakat mevcut iktidarın kafasına göre kalitede değil, çıtayı yükseltmek, sefalette eşitlik olsun diye. Şimdi onları alıp kötü, o öğretmenleri alıp kötü okullara, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tamamen siyasi bir kararla alıp kafasına göre öğretmenleri de bu proje okullarına atayacaklarmış. Benim tasvip ettiğim bir şey değil. Devletin bu işlere, dediğim gibi, yani Pertevniyal, Kabataş, efendim daha diğerleri, İstanbul Erkek Lisesi falan, bunlar özelleştirilmiş okullar olsa, piyasadaki en iyi öğretmenleri bulsalar, alsalar, yine zengin parasını verse, maddi durumu iyi olmayan çocuklar orada devlet parasıyla okusa, biz çok daha şey oluruz. Hocam, arkadaşlardan sırayla gelen bir soru. Milli Eğitim Bakanı'nın siyasetçi olması doğru buluyor musun? Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın olmasını doğru bulmuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı diye bir bak, zaten Liberal Demokrat Parti programında, yani Milli Eğitim Bakanlığı 5-6 kişiden oluşan bir burs bakanlığı olmalı. Demin dediğim gibi sadece şu okula şu kadar öğrenci gönderdik, bunun parası bir. İkinci takip edilecek konu, onu da taşerona vereceksin. Devlet denetlemeyecek. Parasını verdiğim, özelleştirdiğim o taşradaki okulların eğitim kalitesini ölçmeyi de farklı bir eğitim şirketine vereceksin. Yani kim bilir kaç kişi çalışıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda, ama o bakanlığa gerek bile yok.
Hocam daha önce bir örneklerine bakarsak Almanya'da Hitler döneminde de bir tek tip eğitim verilmişti. Daha sonra bu eğitimi alanların düşman olduğunu gördük. İnanılmaz bir perspektif açılmıştı. Sizce Türkiye'de şimdi son 12 senede ciddi bir tek renge giden eğitim sistemi mevcut. Bu eğitim sistemi değişirse bu eğitim alanları bu sisteme düşman olur mu sizce? Bu derken hangi eğitim alanlar hangi sistemi? Mesela son 12 senede değişen bir müfredatımız var. Evet. Daha önceki müfredata göre çok çok farklı bir noktadayız. Fakat siyasi yapı değişti diyelim ve eğitim tekrar revize olmak zorunda kalacak. Bu bugünkü Doğru. eğitime alan arkadaşlar ileride sıkıntı yaşayabilecekler gibi bir durum var. Yaşayabilirler. Doğrudur. Şimdi bir önceki eğitim alanlar bugün nasıl sıkıntı yaşıyorsa işte onun için devlet elini bu işlerden çekmelidir. Torna gibi insan yetiştir. Yani bir topluma en büyük yapacağın kötülük kafamda, bir liberal bunu asla söylemez, biz böyle bir şey ağzımıza almayız. Kafamda şöyle tipte bir toplum var, ben bunu yetiştireceğim. Hayır, her insan farklıdır. Bir topluma yapacağın en büyük kötülük eğitim sisteminde tek renk Kesinlikle. insan yaratmaktır. Çünkü ülkeleri, insanlığı farklı düşünen, farklı olaylara farklı perspektiften bakan, yani hür zihin, hür Hürriyet. düşünce kalkındırmış, geliştirmiştir. Ama sen böyle bir milli eğitim programı yapacağım, ben böyle kalıba sokacağım, tornaya sokacağım dersen o ülkeye en büyük kötülüğü yaparsın. Hocam eğitimde özelleştirmelerken arkadaşlarımız sana da soruyorlar. Evet. FETÖ'da özel eğitimle başladı, sonra dini bir konjonktüre büründü. Sizin önerdiğinizde buna bürünmesin gibi bir endişeleri var. Bunları denetlemek devletin görevi. Ben denetimsiz eğitim demedim hiç. Evet. Bak 3 kere söyledim. Yıl sonunda yine müfettişlerin olsun. Onları devlet müfettişi olabilir veya taşeron şirketlerin müfettişleri olabilir. Eğitim kalitesinin ölçülmesi olsun. Yani bunları savunur. Mesela evde eğitimi bile tartışmalıyız. Eğer tasarruftan bahsediyorsak, kıt kaynaklarımızı verimli kullanmaktan bahsediyorsak, evde eğitim ama bunun çok sert şartları olması lazım. Mesela anne babanın ikisi de üniversite mezunuysa evde eğitime izin vermeliyiz. İstediği zaman devletin belirleyeceği müfettişlerin eve gelip kapıyı Evet. çalıp çocuğu denetleme hakkını verdiği, imza verdiği takdirde evde eğitime izin vermeliyiz. Yani belli biz yoksa saldım çayıra, Mevlam kayıra diye bir o zaman toplumun geleceği karanlık olur tabii. Hocam bir arkadaşımız demiş ki liberal akademiyi ne zaman işleme alıyorsunuz? Biz ne zaman gelip eğitim alabiliriz? Onu Ankara'da yapıyorlar da İstanbul'da başlamadık. Daha Şimdi başlamadı. İstanbul İl Kongresi geçen hafta yapıldı. Umarım arkadaşlar yine enteresan konuşmacılarla, işin uzmanı insanlarla, farklı her görüşten, sağ sol liberal fark etmez, insanları mutlaka buraya çağırmamız lazım. Onu İstanbul İl Yönetimi'ne duyurmuş olalım burada. Hayırlısı görüşürüz inşallah. Varsa arkadaşlar sorular alalım. Hocamızın da zamanını çalmayalım isterseniz. Yok, tamam. Varsa soru İmam hatipler çok geliyor hocam ama zaten cevabını verdik. Kapatmasından taraflıyız. yanıtlayalım. Yani ben eğer toplumdan talep varsa ben hiçbir şeyin yasaklanmasına taraf değilim. Liberal perspektiften, liberal bakışta yasaklamak yasaktır. Ama hoşuma gitmeyen bir şey varsa onun daha kalitelisini piyasaya sürüp hoşuma gitmeyen konuya olan talebi azaltır Alternatif ve sunabilirsiniz. alternatif sunduğum zaman gerisi zaten topluma kalmış. Denetimlerin detayını istiyor hocam arkadaşlar. Nasıl denetleyeceğiz? Daha da biraz derinlemesine. Denetim sınavlarla eskiden vardı, ortaokul bitirme sınavları vardı. Şimdi devlet hiç kimseye böyle parayı verip İşte yine atıyorum Muş'taki liselerde öğrenci başına al bunu sen bunu eğit ve ben bunu bir gözden kalite kontrolünü yapmayayım diye bir şey olmaz. Çünkü devletin verdiği para milletin vergisi. Onun için dönem dönem yıl sonunda sömestr tatili belli aralıklarla mutlaka verilen eğitimin kalitesi ölçülmesi lazım. O para verilirken yani şartnamede olacak bunlar. Öğrenciler şu ortalamayı tutturduğu takdirde atıyorum 50 dersin
30'unda sen istediğin gibi belirleyebilirsin ama 20'sine biz karışırız bu geçiş döneminde. Rekabet ortamını yaratana kadar. Şu kadar saat şunu, şu kadar saat şunu vermek zorundasın. 20 saat. Ama üstüne 30 saat serbest. Ki rekabet olsun karşı mahalledeki okullar. Hocam, Liberal Demokrat Parti peki karma din eğitimini de aynı zamanda din kültürünün yanında Hristiyanlığın, Yahudiliğin de eğitimlerin verilmesini onaylar mı? Arkadaşlar bunu da söylüyor. Devletin işi değildir. Din eğitimi devletin işi değildir. Din, bakın ben laiklik ilkesine inanan bir insanım. Ama eski kafayla da yorumlamam laikti. Yani her kim Ermeni okulları var. Ermeni dininin dersini vermek istiyorsa buna karışmak devletin işi değildir. Yani hangi dine inanıyorsa o dini öğretebilir, öğrenebilir. Türkiye'deki bir soru daha var hocam. Bununla ilgili diğer kültürel grupların kendi dillerinde seçmeli olarak en azından ders alması mı anlıyoruz? Yani, eski Genel Başkan Besim Bey'in bir lafı vardı bu konu açıldığı zaman. Eğer öğrenci bulabiliyorsan istersen git şuraya düz duvara tırmanma okulu aç derdi. Öğrenci bulabilir. Sirklerden talep varsa palyaçoluk okulu aç. Palyaço teknik lisesi aç. Yani talep varsa aç. Çocuğunu gönderecek aile bulabiliyorsan, onun üstüne de para veriyorsa aç kardeşim. Yani bunlar devletin karışacağı şeyler değil. Hocam peki örnek model olarak düşündüğümüz bir ülkenin eğitim sistemi var mı? Hayır, bizim bu sistemimiz örnek olabilir diğer ülkelere. Çünkü biz eğitimde maalesef çok geri kaldık. Ne icadımız var, ne patent başvurumuz var, ne yaratıcı bir gençliğimiz var. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu tek tip adam yetiştireceğim, anaokulundan itibaren belli bir yaşam tarzı öğreteceğim zihniyeti ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. YGS'ler, LGS'ler hocam, bunların sistematik olarak işlenmesi uygun mudur yoksa daha farklı bir metot mu geliştirilmeli? Bu LGS ne? YGS yüksek öğrenime geçiş sınavı evet, değil mi? Liselere geçiş sınavı. Liselere. Onlar yine okullar yapsın kendi şeylerini. Bizde mesela bizim programımızda vardır. Liberal Demokrat Parti programında. Yok. Nasıl olacak? Teknik üniversite. Kendi sınavını kendi yapacak. Kazananı alacak. Efendim öbür üniversite ne bileyim Orta Doğu. Öbürleri. Herkes kendi sınavı. 5 tane üniversite bir araya gelecek. O demin bahsettiğim sınav şirketlerine, uzmanlara bir sınav hazırlatacaklar. İnsanlar gidecek tek tek üniversite sınavına gireceğine, bir sınava girecekler. Ondan sonra üniversiteye diyecek ki, o sınavda şunu aldı, yani devleti çekiyoruz. Biz burada rektörü cumhurbaşkanı atamasından bahsediyoruz. Ya bize ne rektörden? Bilim adamı, yani apayrı dünyanın insanları bunlar, akademisyenler. Bırak kendi aralarında kendileri belirlerler. O kadar. Bu sadece üniversite yapısını, üniversite dünyasını ilgilendiren bir şey. Bir arkadaşımız diyor ki peki bu sistemi önerdiniz mi devletteki? Devlette kademeye biz 22 gelmiş. Yıldır söylüyoruz hocam işlerine geldik şeyleri duyuyorlar. Bugün buradan ters bir laf etsek yarın kapımıza dayanırlar. İlk herhalde Facebook canlı yayını basarlar. Herhalde. Onun için bilmemelerine imkan yok. Ama eğitimi yazboz tahtası yaparak bir nesli harcadılar. Onun da meyvelerini, sonuçlarını görüyorsunuz. Hocam çok enteresan bir soru geldi. Eyvallah. Arkadaşımızın bir tanesi, biz LDP'li değiliz ama LDP'ye gelmek istiyoruz. Gelebilir miyiz? Olmadan da sizinle beraber vakit geçirmek istiyorlar sanırım. Bekleriz, buyursunlar. İrtibata geçsinler. Biz herkesle oturduk gençler için. Randevu verdik, sohbet ettik. Aklarına yatmayan soruları yanıtladık. Kapımız herkese açık. Herkese açık. Burası siyasi parti. Milleti açık son parti. Son bir soru değil mi hocam? Uzay bilimleriyle ilgili çok gerideyiz biliyorsunuz. Yani son evet. Belki 5 senede bir iki atak görüldük. Onun dışında pek bir varlık gösteremedik. Liberal Parti, Liberal Demokrat Parti olarak bu konu üzerine biraz yoğunlaşabilir miyiz mesela? Hiç daha uzaya gönderdiğimiz bir insanımız yok bizim. Gerekliyse, ben bu işin uzmanı değilim. Ben Türkiye'nin uzay bilimlerine yatırım yapması diyenler varsa, gerekiyor diyenler varsa önce bir özel sektöre gitsinler. Özel sektör bu işe para yatırır mı, yatırmaz mı? Ben yine tekrar ediyorum. Yani bu sunumundan hiçbir şey aklınızda kalmasa bile
Devletin parası yok kardeşim. Devlet bedava eğitim veriyor, paralı eğitim veriyor, parası devletin harcadığı her kuruş ama sağlığa, ama okula, ama sosyal güvenliğe, ama ulaşıma, ama güvenliğe. Hocam Hepsi milletin cebinden çıkıyor. bir sorumuz daha var. Bu Cumhuriyet karşıtı biliyorsunuz geçen bir eğitim görevlisi demeçlerde bulundu, haberlere de çıktı. Bu tarz eğitime Liberal Demokrat Parti olarak izin vermeyiz herhalde diye Nasıl bir düşünüyorum. eğitim? Bu Cumhuriyet karşıtı eğitim sistemine izin verir misiniz gibi bir soru gelmiş bize. Ama herhalde Ya öyle bir eğitimi verdiği zaman çocuğunu para verip de o tür bir eğitime gönderecek adam kaç tane çıkar Türkiye'de? Yani buna zaten talep varsa Türkiye Cumhuriyeti bitmiş demektir. bitmiş demektir. Cumhuriyet karşıtı eğitim veren adamı alkışlayan, aman çocuğumu bu adamın okuluna, sınıfına göndereyim, üstüne bir de para vereyim diyen bir zihniyet olursa zaten ülke bitmiş demektir. Bırak saçmalama özgürlüğünü kullansın. Hocam herhalde başka da sorularımız var. NASA Bakalım. tarzı bir soru gelmiş ama aynı Ne soru. tarzı? Nasıl NASA tarzı? kurar mıyız gibi bir şey var. Son hocam herkes herhalde ABD başkanlığına gitmemiş vaziyette. Biz de peşindeyiz. Sizce siz kimi destekliyorsunuz? Kim gelebilir? İhtimaller dahilinde kimler vardır? Ben Türkiye açısından ve Orta Doğu açısından pek fazla farklılık olacağını zannetmiyorum ama çok az farkla bir gerekçeyle Trump'ın daha iyi olacağına inanıyorum. Trump'ın bu iş adamı olması, bugüne kadar oturup buna şimdi bazıları tecrübesizlik ve saflık diyor. Kimisi de iş adamı pragmatizmi diyor. Trump diyor ki ya Putin'le otururum, konuşurum, sonunda anlaşmaya varırım. Adam hani şurada bile adamın iki gökdeleni olan bir adam İstanbul'da. Hemen yan tarafımızda. Evet, yani böyle bir adama hayatta başarısız bir şey beceremez, müzakereyi bilmez, neticelendirmeyi bilmez demek şey biraz garip kaçar. Bu Danışmanları da biraz kadar. gördüler herhalde. Evet, Kasiyer o falan zaten da. olacaktır da yani Orta Doğu'da keşke iki adaydan bir tanesi ya biz büyük bir hata ettik 10 sene önce. Bu Büyük Orta Doğu Projesi denilen kepazeliği başlattık. Orta Doğu'yu beter ettik. Kan gölüne, cehenneme çevirdik. Zararın hani dönülebilir mi onu da pek zannetmiyorum ama deseler ki bunu tekrar gözden geçireceğiz. Belki de Rusya ile konuşup buna bir dur diyeceğiz. Zararın neresinden dönsek. O zaman %100 bunu desteklerdim. Ama ben bunun iki adayın da artık yapabileceğine inanmıyorum. Sadece bakın bugünkü Orta Doğu'yu, IŞİD'i, Suriye'yi, Irak'ı, işte şunu bunu orada kimler birbiriyle savaşıyorsa, Şii, Sünni, mezhepsel savaşını bugünkü Clinton'ın Obama'sı demokratları ortaya koydu. Durdurabilirlerdi, büyüttüler ateşi. Onlar başlatmadı. Bush ve neokonlar, cumhuriyetçiler başlattı. Ama Obama bu konuda hiçbir durdurmak için hamle yapmadı. Aslında Bush giderken bir uyarıda bulundu. Askeri çekerseniz dağılacak Bush burası diye. şöyle dedi, sevmediğiniz Bush dedi ki biz dedi erken çekiyoruz. Obama vaat ettiği için çekmek zorunda kaldı. Bush da dedi ki öyle bir kötülük yapıyorsun ki erken çekerek dedi. Orada kalacak boşluğu eskisinden çok daha vahşi, kontrolsüz güçler dolduracaktır dedi. İşte Çok kan döküldü. bizim düşük dedi. Aynen öyle. Dolayısıyla yalnız şu öngörüde de bulunayım. Bir ufak da ihtimal de olsa seçim bu gece sonuçlanmayabilir. Çünkü kilit eyaletlerde o kadar başa baş gidiyor ki bir de Trump veya Clinton bu başa baş giden sonuçlara itiraz edebilir. Yani 2000 yılında yaşadığımız olayı bir eyalette oyların yeniden bir iki eyalette oyların yeniden sayılması, yargıya gitmesi falan o küçük bir ihtimal olsa da olabilir. Ama ben orada yaşıyor olsaydım Trump'a oyumu verirdim. Oldu hocam. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür Çok ederim. sağ Sağ olun. olun, siz de sağ olun. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşmek üzere.